Senle Tonguç bugün acayip önemli bir konu yapacağız. Gerçekten de sınavda bir veya iki sorusu kesin var. Kesin var mı hocam? Aynen. Ebope Kok'la ilgili taktikleri yapacağız. Çünkü bize Tahku dedi ki canlı yayında yeni nesil matematik Ebope Kok sorularını çözün ve taktikler verin. Lütfen artı birleyin görsün demiş. Ve 2006-2007 tayfamızda 562 tane beğeni yapmış. Gerçekten. Şöhret olmuş. Canlı yayın olmasa bile yeni nesil Ebope Kok soruları nasıl çözülür bunların taktikleri şimdi vereceğiz sana. Taktik var. Tabii ki var evladım, olmaz olur mu? Ebope Kok problemlerini çözmek için taktikler şunlar. Birincisi bilinen soru kalıpları ve taktiklere bakacağız Sonuç Ören Bey'im. İkincisi de yeni nesil sorular ve onların taktiklerine bakacağız. Yeni nesil taktikler. İlk başta soruya bakarak Ebope Kok ayrımını yapmamız gerçekten de Ebope Kok problemlerinde en temel basamak. Yani sen sorunun EBOB'la mı yani en büyük ortak birende mi yoksa en küçük ortak katla mı çözüleceğine karar vermelisin. Sonrasında da yapacağın işlemler ona göre şekillenecek. Zaten... Hocam çok önemli bir video, çok dikkat edin. Aynen, tebrik ediyorum. Küçük parçalardan ya da sayılardan eğer biz büyük bir parçaya ulaşmak istiyorsak burada yapacağımız temel şey EKOK'tur Tonguç evladım benim. Çünkü bu küçük parçaların katını alacağız ve büyük bir şey oluşturacağız. Tonguç şunu unutma bak, çok kıl bir şey bu biliyorum ama mesela en küçük diyor bak EKOK'un evet. Açılımında en küçük diyor ama daha büyük çıkıyor. Yani küçükleri büyütmek istiyorsan EKOK'u kullanacaksın. Ama büyük parçalardan ya da sayılardan küçük eş parçalar ya da küçük sayılar yani bölenler oluşturmak istiyorsan o zaman da EBOB kullanmalısın diyorum. Tonguç Alem Bey'im çok basit o zaman. Küçük için EBOB, büyük aynen. için EKOK. O zaman en büyük ortak bölen, en küçük ortak kattaki, en küçük en büyüklere takılma. En sondaki kelime yani kat mı bölen mi? Kat her zaman daha büyük olur. Bölen her zaman daha küçük olur. Bunu da unutmayalım Tonguç Alem. Her zaman derken eşit de olabilir. Onu da ayrıca istisna olarak geçiyorum bu arada. Şimdi bir kere bilmemiz gereken bilinen bir soru kalıpları var. Gerçekten bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Çeşitli söylentiler var. Aynen, bazen hani kafamız takılabilir, kafamız yerinde değildir. Sınav esnasında heyecan yaşarız falan filan ama sen... Dikdörtgene eşkareleri ayırma. Gördüğün anda yapıştıracaksın EBOB'u. Veya zillerin beraber çalması. Gördüğün anda diyeceksin ki bu EKOK sorusu diyeceksin. Veya büyük hacimli çuval ya da bidonları poşet veya şişelere bölüştürme sorularında. Hocam elini çekseniz bir SS alsam hocam. Aynen. SS alsam hocam. Kesinlikle EBOB yapacaksın. Bu zaten bizim akıl haritalarımızda var Tonguç Erlen Bey. Matematikte mesela hemen göstereyim sana. Matematikte bunların hepsini daha detaylı da yazdık. İşte bak burada çuvalları poşetlere ayırma, nöbet tutma, merdiven. Bunların hepsi akıl haritasında ulaşabilirsin. Olsun hocam, ben yine SS alayım. Şimdi Tonguç şunu unutma bak. Kumaş, tahta vesaire eş parçaları ayırma yani bölüştürme. Tarlanın kenarlarına eş aralıklarla ağaç dikme. Yani o tarlanın kenarlarını bölme. Ağaçların aralıklarına. Ondan sonra zillerin beraber çalması. Ondan sonra dikdörtgen şekilde parçaların büyük kare oluşturma. Tuğlalardan büyük bir duvar oluşturma. Oyuncakları dörder beşer. Bak şunu unutma. Şerli, altışarlı, erli, beşerli, yedişerli, sekizerli, dokuzarlı bunun gibi sorularda direkt EKOK yapıştıracaksın zaten. Gruplama ve artan oyuncak soruları ve ortak nöbet tutma soruları zaten EKOK dedik. Yani EBOB mı EKOK mı ilk başta bunu anlamamız gerekiyor. Sonrasında yapacağımız işlemler ona çekiliyor. Mesela Tonguç Alan Bey. Mesela bir yeni nesil sorularda genellikle daha güncel hayattan gerçek yaşamdan bazı şekilli örnekler hatta Tonguç Eren Bey'im senin gerçekten bildiğin dokunduğun işte bisiklettir ondan sonra prizmalardır gibi böyle hayatımızın içinde olan objeler veriliyor. Ve bunlarla ne yapmak istiyor? Adam böyle kurgu yapıyor ve bunu bizim çözmemizi bekliyor. Mesela aynı yolu yarı çapları farklı lastiklerle tam tur yapan bisikletler AB en az kaç metrede demiş. Mesela şuradaki mesafe ne demiş. Tonguç sen bisikletin var mı evladım? Var hocam. Ama 3 tekerlekli. Kaç vitesli Tonguç Eren Bey? 2 vitesli. Evladım ne 2 vitesli? Evladım millet 18 vitesli. 3 tekerlekli hocam. Önde 2 tane var arkada 1 tane var. Değişik tarz bir bisiklet. Evladım nasıl bir bisiklet? Evladım sen çocuk musun? Ne alakası var? Hayır hocam tarz olmaya çalışıyorum. Tonguç bak. Burada mesela bazı bisikletler dikkat etsen sen küçükken baban sana küçük bisiklet almıştır. Büyükken de baban büyük bisiklet alır. Dolayısıyla senin lastiğinin çapı, yarı çapı sürekli değişir. İşte buradaki gibi. Mesela adam sana öyle bir kurgu verecek yeni nesil soruda. İşte babası Tonguç'a işte şu veya kardeşiyle yarışan Tonguç diyecek mesela. Buradaki kardeşinin bisikletinin yarı çapı daha küçüktü. Diğerinin yarı çapı daha büyüktü şeklinde bir kurgu verecek. Ve sonrasında diyecek ki AB mesafesi ne kadar diyecek. Ve şunu unutma Tonguç Eren Bey'im. Tam tur yaparak bunu da bu da aynı yolu gittiğini verecek.
Dolayısıyla senin yapman gereken şey burada. Dikkat ettiysen eğer bize bisikletin yarı çapları veya bisikletin bir tur yaptığınızda döndüğü mesafe verildiyse burada yapmamız gereken şey nedir Tonguç Erhan Bey'im? Ekok olacak. Neden biliyor musun Erhan? Neden hocam? Çünkü Tonguç Erhan Bey'im bu bisikletin tekerlekleriyle ben bu mesafeye gitmek zorundayım. Ve bunun da tekerleğiyle bunun mesafeye gitmek zorundayım. Mesela bunun tekerleğini bir döndüğü zaman 70 santimetre gidiyorsa, bu da 60 santimetre gidiyorsa Tonguç Erhan Bey, 60 ile 70'in ekoku en küçük ortak katı olacak ki burası mesela kaç çıksın? Mesela sallıyorum 420 çıksın. Of. 420 santimetre olsun ki ben bunun ekokunu almış olayım. Neden biliyor musun? Çünkü bu yol bunların bisikletlerinin yarı çaplarıyla oluşturduğu tur mesafesinden daha fazla olmak zorunda. Çünkü katı olmak zorunda. İşte ben burada yorum yapacağım. Sonra diyeceğim ki adam bana tabii bu 420 vermeyecek. 70 ile 60'ı verecek. 70 ile 60'ın ekokunu alacağım. Aynı bildiğim normal basit ebop ekok problemi gibi yapacağım aslında. Yani temel yaptığımız şey olayın kurgusunu çözebilmek yeni nesil sorularda. Mesela prizmanın farklı renk, farklı kenar uzunluklarını aynı aralığa sığdırma soruları. Mesela işte tuğlaları böyle diyorsun Tonguç abi. Tavana kadar diziyorsun veya Tonguç Erhan dikine diziyorsun. Şimdi sen burada tuğlaları böyle dizdiği zaman burası mesela 10 santimetre oluyorken tuğlaları böyle dizdiği zaman burası 30 santimetre oluyor. Ve aynı şeyi tavana dizebiliyorsun. Burada kaç tane tuğla olur, burada kaç tane tuğla olur? Acaba bunlar kaçta birleşir? Veya işte sallıyorum burası 8 olsun Tonguç Erhan Bey'im. Bizim yapmamız gereken şey burada yine ekoktur. Çünkü buradaki mesafe, eğer buradaki mesafeyi verdiyse ki buradaki mesafeyi sorar genellikle. Yükseklik en az kaç metre olarak diyeceği zaman buradaki mesafenin aslında ne olması gerekiyor? Bunların ikisinin de katı olması gerekiyor ki bunun mesela 10 tane koyduk, bundan da 5 tane koyduk sallıyorum. Ve yapmamız gereken şey 8-30'un ekokunu almak. Ekokunu bulduktan sonra mesela hemen senin için yapayım burada. 2'ye böldük 2 15, 2'ye böldük 1 15, 3'e böldük 5, bir tane de 5'e böldük. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 3 24, 24 kere 5 120 santimetre olabilecek en küçük mesafedir. Ama daha fazla olabilir mi Tonguç Erhan Bey? Olabilir. Bir insan 120 santimetrelik evde yaşayabilir mi? İşte böyle bir kurgu yapar der ki bir insan yani bir evin tavanının da en az 3 metreden yüksek olması gerekiyor der. Sonra der ki acaba kaç santimetredir şıklardan der. Şıklarda dersin ki sen işte 400 der. Ondan sonra 250 der. Sonra ne bileyim 250 demez de 350 der. Ondan sonra C şıkkı işte 380 der. D şıkkı Tonguç'a 360 der. Sen de diyeceksin ki Tonguç'um bunun katı olmak zorunda 120. Ama 120 diye bir biz şey değiliz ki yani şirinler değiliz ki o kadar ufak yerde yaşayabilirim. 120'nin çarpanlarını bulacaksın. Katlarını bulacaksın. 240 ve 360. Al işte sana cevabı bulduk. Bunun gibi kurgusal sorular karşımıza gelecek. Yani burada eyvah ben ne yapacağım? Eyvah. Ya aynı şeyi yaptım. Ben ekok yapmadım mı Tonguç Erhan Bey? Evet. Aynen basit bir ekok yaptım aslında. Sonrasında yaptığım şey de bunu çarpmak oldu. Yani öyle büyütecek, gözle büyütecek bir şey yok. Sadece olayın kurgusunu anladığın zaman zaten 2 dakikada çözebiliyorsun. Mesela birkaç tane daha söylerim mesela. Eş merdiven basamaklarının yüksekliği en fazla kaç olabilir? Bak bir merdiven verilmiş 90 santimetre bütün merdivenlerin basamaklarının yüksekliği. Bir tanesi de 150 santimetre. Şimdi bizim bulabilmemiz gereken şey ne? Şurayı soruyor değil mi Tonguç Erhan Bey? Evet hocam. Peki burada mesela şunu nasıl bulursun Tonguç? Hemen söyler misin bana? Hocam bu tarz sorularda ben öncelikle eğer okuldaysam önündeki adaya veya arkamdaki arkadaşa bakıyorum. Eğer ne onlar kopya vermiyorsa, kağıdını kapatıyorsa yapabileceğim bir şey yok. Bu sefer kendi zihnimi kurcalıyorum. Acaba bulabilir miyim diye. Acaba yapabilir miyim? Hayır saçmalama ki bak şu buradaki mesafeyi bulabilmek için yapmamız gereken temel şey aslında şimdi 90'ın içinde ufak bir parça olması gerekiyor. 150'nin içinde ufak bir parça olması gerekiyor. Yani 150'den daha küçük olacak. 90'dan küçük olacak. Ben daha basit düşündüğüm zaman aslında bulmak istediğim şeyi sayı daha küçükse bu verilen sayılardan EBOB kullanırım. Daha büyükse ekok kullanırım. Daha temel bir şey gösteriyorum sana. Mesela hemen bunların ikisinin de ortak bölenini. Çünkü demiş ki eş merdiven basamakları demiş. O zaman ikisinin de aynı şey olması gerekiyor. Ve yüksek merdiven basamağının yüksekliği merdivenin yüksekliğinden çok daha az olacak. O zaman ben bunu böleceğim parçalara. İşte 90 ile 150'nin ebobunu bulduğum zaman 30 çıkıyor. İşte en fazla 30 olur diyebileceğim. Veya sandalyeden arasındaki mesafeleri azaltırsak en az kaç sandalye sırar sorularında da aynı şekilde Tonguç Erhan Bey büyük bir mesafeyi
Aslında küçük parçalara böleceğim. Burada da yapmam gereken şey ne diyorum Tonguç'a? EBOB veya EKOK olabilir. Buradaki kurguya göre değişebilir. Bazen mesela bize şu sandalyenin uzunluğunu ve burayı veriyor. Geçen sene sınavda çıkan soru gibi. Hocam benziyor sandalyeden çok. O zaman EKOK yaparız Tonguç'a. Ama bazen bize der ki bir böyle bir yer var diye bir tane de başka bir yer daha var. Bunların arasında sandalyeleri oturtacağım der. İki yerinde uzunluğunu verir. O zaman da daha küçük aralıkları bulabilmek için ben EBOB yapmalıyım. Evet, doğru söyledim. Dolayısıyla iki farklı kurguda iki farklı senaryo çıkabiliyor diyoruz. Mesela bir tane klasik soru çözelim mi seninle beraber? Kereste. Aynen, eski senaryoda da çıkan bir soru. Bir marangoz yukarıdaki uzunlukta verilen ağaç kütüklerini... Efendim hocam. Sana da bilmiyordum. Kütüklerini testereyle eş parçalara ayırmak istiyor. Buna göre marangoz bu işlem için en az kaç kesim yapmadır? Bu basit bir soru. Neden basit biliyor musun? Klasik sorularda adam bize iki tane sayı verdi zaten ve diyor ki ben bunları eş parçalara ayırmak istiyorum diyor. Yani büyük bir şeyi küçük parçalara bölmek istediğini söylüyor. O zaman benim burada bulmam gereken şey EBOB. Mesela 27 ile 45'in EBOB'unu hemen kafadan ben 9 buldum ama sana da göstereyim nasıl bulduğumu. Mesela 2'ye bölemem. 3'e böldüm. 9, 15, 3'e böldüm. 3, 5, 3'e böldüm. 1, 5, 5'e böldüm. 1. Tonguç bu da aynı anda ikisini de bölmedi mi Tonguç Erhan Bey? Evet hocam. O zaman 3 kere 3 9 bunların EBOB'udur diyorum. Ama dikkat et. 9 bak bu metre olduğu için 9 metredir EBOB'u. Bu ne de biliyor musun Tonguç'um? Eş parçaların uzunluğudur. 9 parça demeyeceğiz. Dikkat et, çok dikkat et buraya diyorum. 9 metre bu eş parçaların uzunluğu. O zaman ben 45'i kaç parçaya bölmeliyim Tonguç biliyor musun evladım benim? Hemen şöyle göstereyim. Şöyle kütük. Burası 45. Bunları ben şimdi 45'i 9'a böldüğün zaman kaç parça olması gerekiyor Tonguç Erhan Bey? Süpersin. 5 parçaya bölmek için kaç kesim yapmalıyım Tonguç Erhan Bey? 5. Dangoz musun işte? Bak sana göstermek istiyorum. 1 kesim, 2 kesim, 3 kesim, 4 kesim. Kaç parça olduğu için? 1, 2, 3, 4, 1. Yani kesim sayısı, bak bu da ayrı bir türüdür sana. Kesim eşittir parça eksi 1 olur. Yani sen mesela bir kütüğü iki parçaya bölmek için kaç defa kesersin? 2 eksi 1, 1. Harika. Bir kere oradan kesersin iki parça olur. Bak onun gibi. O yüzden bak her birisi de 9 santimetre oluyor gördüğün gibi. Çünkü 5 parçaya bölmüştüm diyoruz. İşte mesela en az kaç kesim? Burada 4 kesim yaptı. Burada da 27 bölü 9 3 parça çıkar. O zaman 2 defa kesim yapmaması gerekiyor. O zaman toplamda 6 kesimle biz bu işi bitirebiliriz. İşte bu tarz böyle trikli sorular gelebilir. Sen burada klasik sorudaki o tüyü yakaladıktan sonra buradaki gibi mesela bunlara ısındıktan sonra ancak gerçekten Kazıkul Aziz yeni sorular yapabilirsin. Öyle bir anda ben yeni soruları çat çut çut yapacağım diye düşünme. Yavaş yavaş geliştireceğiz kendimizi her soru çıktığında. Peki Tongül kırmızı pantolonunu 8 günde bir giyerken arkadaşı Songül de kırmızı pantolonu 12 günde giymektedir. Buna göre ikisi aynı gün kırmızı pantolonları giydikten en az kaç gün sonra kırmızı pantolonlarını tekrar beraber giyerler? Tongül mü, Songül mü, ilk gül mü, ilk nur mu, son nur mu? Harika, çok güzel. Tonguç Erhan Bey, everybody can but... Berkant. Evet, tebrik ediyorum seni. Çok güzel esprilerle devam edersiniz. Dolayısıyla 8 günde, 12 günde bir giyinmekte olan bu arkadaşlarımızı bir kere aynı günde bir kere giymişler. Sonrasında acaba bak bu nöbet, bu zil çalma, bu vapurların sefer sayıları, bu işte Tongül'ün ve Songül'ün kırmızı pantolonu giyme sefer sayısı gibi düşünmen gerekiyor. Dolayısıyla ben ne yapacağım burada? Direkt benim bilmem gereken şey 6'şarlı, 7'şarlı sefer sayıları, nöbet sayıları, zil soruları gibi sorularda hep EKOK kullanacağım. Çünkü 8 ile 12'nin ortak katı olan günde aynı beraber giyinecekler. 2'ye böldüm 4, 6. 2'ye böldüm 2, 3. 2'ye böldüm 1, 3. 3'e böldüm 1. Zaten bunların EKOK'u belli. 24 gündür diyeceğiz. Bak bu ve bu gün olduğu için 24 gün. 24 gün sonra beraber giyinirler. Ama yeni soruda ne diyor biliyor musun Tonguç? Ne diyor hocam? Bir tane iki tane resim veriyor. Bir Songül'ü veriyor. Bir de Tongül'ü veriyor. Sonra diyor ki bunların kırmızı pantolonunu veriyor. Ailelerinin izin aldı diyor. Ondan sonra yok kırmızı pantolon giyecek diyor. Ondan sonra işte biz ocağın birindeyiz diyor Tonguç evladım benim. O zaman işte Ocak 1 2019'dayız. 2020 tarihine kadar kaç defa beraber giyerler diyor. Oo, sen diyorsun ki yuh artık. İmkansız. Diyorsun. Ben bunu nasıl yapayım? Ama çok basit. Bunu bulman gerekiyor yine. 24 günü buldun mu Tonguç abi? Evet. O zaman diyeceksin ki
360'ın içinde bu 24 günden kaç defa var gibi akıl yürütme yapacaksın. Yani zor değil bunların hiçbirisi. Sana ilk başta zor gibi gelebilir. Fakat Tonguç Eren Bey'im hepsinin bir taktiği var. Veya diyecek ki adam mesela Ocak 1'de giydi. Mart'ta hangi gün beraber giyerler diyecek. Hayda diyeceksin. Hayda. Ya kardeşim Ocak 1'den Mart'a kadar bir kere Ocağın ve Şubat'ın geçmesi gerekiyor. Şimdi 24'ün katlarını alacaksın. 48. Ondan sonra 72. Bak 72'ye geldiğin zaman 2 ay yani 60 gün geçti. Bir de 12 gün geçti. O zaman Mart 12 diyeceksin mesela. Sallıyorum hani. Veya Mart 11. O güne göre değişebilir. İçindeki kaç gün sekmiş falan filan değişebilir. Hani Şubat bazen 28 çıkıyor falan filan. Onları tabii istisnası olmayan tarihlere verirler. Yani bilmen gereken şey şu Tonguç abi. Verilen işlemde yeni sezonda yine aynı işlemi yapmak zorundasın. Yani zorunda mıyım? Aynen, zorundasın. Ya zorundasın yani. Bunu yaparaktan ilerleyeceğiz. O yüzden bu klasik soruları da çok çok iyi bilmemiz gerekiyor diyoruz. Yeni sorularda mesela bak bir tane örnek. Aşağıda bir duvarın yapımında kullanılan iki çeşit taş ve bu taşların bazı ebat uzunlukları verilmiş. Bak bir tanesi 56 cm taş. Aralarında da dekoratif olsun diye Tonguç Evlen. Bir de bunu uzun uzun anlatır. Ben birazcık daha hani bu sayfaya sığsın diye bu uzunlukları çıkardım bu yeni soruda. Normalde işte diyor ki işte Ahmet Usta ördüğü duvarın birazcık daha dekoratif gözükebilmesi için yukarıda ve aşağıda koyduğu gri taşların ortasına işte pembe veya turuncu şekilde dikine böyle karesel taşlar falan filan uzatıyor uzatıyor. Sen diyorsun ki eyvah ne yapacağım ben Ahmet Usta'nın derdiyle uğraşmak zorunda mıyım? Nasıl bir iş böyle? Ama endişe etmeyeceğiz. Aslında verilen şey bu kadar öz. İki çeşit taş var ve bu taşların bazı ebat uzunlukları 56'ya 24 tamam. Bu duvarın inşa edildiği bahçenin bir kenar uzunluğunun 10 metreden fazla olduğu bilindiğine göre. Al işte yeni nesil soru kalıbı. Yani adam başka bir sınır daha veriyor. Sadece ebat uzunluğu yapıp da bu soruyu yapabilirsin demiyor adam bize. Duvarın yapımında turuncu renkli taşların en az kaç tane kullanılmıştır? Şimdi yapacağımız şey şu. Aslında hem bu taşlar var hem bu taşlar var. Dikkat ettiysen 56 ve 24 bu duvarın uzunluğu kadar mesafeyi bir dolduracaklar ilk başta. Ve bunun da 10 metreden fazla olmasını istiyoruz. 10 metreden fazla olun. Bunun altını çizdim. Şimdi benim dikkat etmem gereken şey bu ya Tonguç Hanım. Buraya yıldızımı çaktım. Sonra diyorum ki 24 de 56 da var. Bunların ben nesini almam gerekiyor? Bunların ikisinin de bu duvarı doldurması gerektiğine göre ve küçük bir şey olduğuna göre bize ne soruyor Tonguç Hanım? Duvarın uzunluğunu bilmemiz gerekiyor ya bize. Bize duvarın uzunluğunu bilmemiz gerektiği için duvarın uzunluğunu bulmamız gerekiyor. Ben bunu bulabilmek için Tonguç Eren Bey'im bunlardan daha büyük bir şey bulmalıyım. Yani 24 ve 56'nın ekokunu bulmak zorundayım. Bunu da tarihe yazıyorum. Geldik buraya 2'ye böldük 12, 28, 2'ye böldük 6, 14, 2'ye böldük 3, 7, 3'e böldük 3, 7'ye böldük 1. Bu 1 oldu özür dilerim. 7'ye böldük 1. Tamam. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 3 24, 24 kere 740 7 kere 4 28 168 çıktı Tonguç evladım benim. Of 168 be. Santimetre çıktı. Ama biz diyoruz ki 10 metreden fazla olacak demiş. Hocam biz amele mi olacağız? Niye böyle tuğla, duvar, inşaat, çimento, kireç, kerpiç? Saçmalama diyorsun. 168'in katlarını alman gerekiyor ki 10 metrenin üstüne çıkabilesin. Tonguç evladım benim. 168'in katlarını alabilirsek hemen. Alalım hocam. Mesela 168'in 2 katını aldığımız zaman Tonguç evladım benim karşımıza 336 çıkıyor. 3 katını aldığımız zaman 168'in Tonguç evladım benim. 168 3 çarparsak 168 evet 504 çıkıyor Tonguç evladım benim. Şimdi bir artık 10 metreden ne kadar yaklaşabileceğimi bildiğim için bu hemen şöyle yapayım Tonguç evladım benim. 504'ü 2 ile çarpayım mesela 1080 çıktı tamam mı? 1080 santimetre. Buraya kadar tamam mı? Evet. Şimdi 168'in hemen şöyle yapalım. 504 pardon 1080 çıkmaz. Özür dilerim. 1008 çıkar. 1008 santimetre çıkar. Dolayısıyla 10 metreden yukarıya çıktık mı Tonguç Erhan Bey? Çıktık. Şimdi yapmamız gereken şey 1008'in içinde kaç tane 168 var aslında? Turuncu renkte taşlardan turuncu renkte taşlardan kaç tane kullanmıştı? 1008'in içinde kaç tane 24 var aslında? 1008'i 24'e böleceğiz Tonguç Eren Bey ve sonuçta 42 tane turuncu renkli taş olduğunu bulabileceğim diyoruz. İşte böyle birazcık daha zaman alıcı işlemler olacak karşımıza gelecek ve yapmamız gereken şey aslında temelde aynı. Yine ekoku yapıyoruz, ebobu yapıyoruz. Sonrasında Tonguç Eren Bey'im yapmamız gereken şey
bulduğumuz işlemleri dikkatli, yani mesela 10 metreden yükseklediyse, bazı sınırlar verdiyse, o sınırları mutlaka koruyarak yapıyoruz. O zaman senle beraber Tonguç'um EBOB ECOG'la alakalı taktikleri beraber gözden geçirdik ve senle beraber bu videomuzda gerçekten ekstra bir video olarak araya girdi ve EBOB ECOG'la alakalı yeni sorularda karşımıza çıktığında ne yapacağımızı öğrendik. Tabii bununla alakalı bak mesela bizim taktikli kitabımızda gerçekten çok... Hocam ödev verebilir misiniz hemen bana? Ödev vermek istiyorum. Pekiştirmek istiyorum. Burası gerçekten önemli bir konu. Özellikle EBOB ECOG'dan ödev vermek istiyorum. Bizim taktikli, yeni nesil taktikli matematik soru bankamızdan Tonguç Alan Bey'im. EBOB ECOG'da bak sayfa 22. Buradaki sorular gerçekten tam yeni nesile uygun sorular. Sayfa 23, onunsa sayfa 24 ve sayfa 25 Tonguç Alan Bey'im. Oyuncakları bir böyle koyuyorsun, bir böyle koyuyorsun veya bunları doldurmaya çalışıyorsun. Sınavda çıktığı gibi, gerçek sınava çıktığı gibi. 26 ve 27 Tonguç Alan Bey'im. Aynı şekilde 28 ve 29 birazcık daha zorlaşıyor tabii her seferinde gittikçe. 29. sayfaya kadar mutlaka bu testleri yap Tonguç Alan Bey'im. Aynı şekilde eğer birazcık daha... Dinamo'dan da alayım birazcık. Zoru Bankası'nda hani ben illa kendime inanılmaz zorlayacağım diyorsan ve en iyi sorulara odaklanmak istiyorum diyorsan veya en üst seviye sorulara odaklanmak istiyorum. Zaten ben her şeyi açtım diyorsan o zaman bir sayfalık soruların olduğu, bazen de gerçekten soruların kısa ama çok vurucu olduğu, özel soruların olduğu sayfa 22-23, 24-25, 26-27... buraya kadar, hatta pardon devam ediyoruz, 28 ve 29, ondan sonra 30 ve 31. sayfaları çözmeni istiyorum. Hatta şöyle Tonguç Alan Bey'im, 32 ve 33'te de EBOB ECOG testleri var. Gerçekten de burada birazcık can alıcı sorular. Tabi Dinamo'dan da çözebilirsin Tonguç Alan Bey'im, evladım benim. O zaman şimdiden sana başarılar. Ödüllü sorumuzu yap, yorumlara yolla. Hadi bakalım, görüşmek üzere evladım.